27 Nisan 2020 ve burası İzmir Bayındır Çiftçi Gediği köyündeyiz ve bir domates tarlasındayız. Yeni ekilen tam 10 gün oldu. Bugünkü konumuz sevgili arkadaşlarımız, fide ekerken ne yapmanız gerekiyor? Fide hazırlığı. Bu domates olur, biber olur, her türlü sebze, her türlü fide. Çünkü fide bitkinin toprağa girdiği andaki en zayıf anıdır. Dolayısıyla fidelerimizin daha güçlü olmasını tavsiye ediyoruz. Olması gerekiyor. Bunun için de sayın üreticimiz Mesut Fidan Beyefendi. Bir kendisi tanıtır mısınız? Neler yaptınız? Ben Mesut Fidan, Çiftçi Gedi'nde ikametgah ediyorum. Ne kadar tarımla uğraşıyorsunuz? Domates ektiniz bu sene? 42 yıldır tarımla uğraşıyorum. Bu sene 35 dekar domates ektim. Evet. Ekmezden önce fidanın üstüne 5 kilo suya... Bir gün önce yalnız. Bir gün önce. Tam bir gün önce yapın. Tam bir gün önce. 5 kilo suya yani %1 gibi... Yani 50 milim gibi. 50 gram şey... 5 kilo suya 50 milim yaptınız. Evet, 50 gram kullandım. Ve ertesi gün diktik. Üstüne güzelce yağmurlama yaptınız. Evet. Güzelce uyguladınız. Viyollerin üstüne uyguladık. Ertesi gün diktik. Peki atar atmaz ne gördünüz şeyde? Evet, güzel şey yapıyor. Yeşilleniyor diyorsunuz. Tabii yeşilleniyor. Evet. Zaten tarlada belli. Tarlada belli. Yani gördüğümüz farkları ben anlatayım. Örnek vereyim ben size. Bu hareketi yapmasaydınız, burada 50 gramla çözdüğünüz bu 7 dekar yerde bu kez işçilik maliyeti yarım litre bir kere yürüyecektiniz devamında. Yani hem gün kaybımız olacak hem maliyetimiz yükselecek. Evet. Bu sadece bu o değil. Mazotu var, işçi var, kendin tekrar var, üstten gübre atmak için bir sürü uğraşacaksınız haliyle. Çok uğraşacaktın. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi mesela fidanların yani bir haftada olmasına rağmen çok evet, güzel. 10 gün. 10 gün olmasına rağmen çok güzel. Evet. Yani renk morarma yok, şey hı-hı, yok. Yani gelişim çok güzel. Yani bir 10 günde kardeşlenmeye başladı. Onu göstereceğiz şimdi. 10 günde kardeşlenmeye başladı. Evet, kardeşlenmeye başladı. Peki uygulamayı tekrar ne zaman yapacaksınız? Rekor gübre yaparak mesela üstten tekrar? Biraz daha büyüyecek ondan sonra. Yani bir 10 gün daha geçti miydi? Ha, evet. Bismillah uygulayacaksınız evet, haliyle. Bir can suyu gibi bir şey veririz, arkasından uygularız onu. Rekor devamında da sürekli 20-25 gün arayla uygulayacaksınız tabii, haliyle. Tabii. Bugün rekor gübre arkadaşlar bitkileri dirençlendiren, güçlendiren bir üründür. Bunu siz özellikle çiçek tutumu konusunda evet, rekor gübre çok etkili bir üründür. Evet, meyve tutumu konusunda evet, evet. İşte güzel büyüdüğünden çiçeksiz geliyor. Büyüyecek artık yani. Güzel evet, büyütecek yani. Gösterelim şimdi. Buyurun güzel gösterelim. Yani. Getirelim kamera gelsin buraya. Şimdi 10 günde yani stresini de alıyor. Yoksa şey bu sırf çiçek olurdu tepesi. Daha yeni evet, geliyor. Yeni domurcaklar başlamış. Kardeşlenmeye de başlamış. Yeşillik nasıl? Yeşillik harika. Kaç kardeş olmuş? Vallahi şimdilik 3-4. Gövde kalınlığı nasıl? Gövde kalınlığı mükemmel. Peki yani, mükemmel. Çatallamanın boğum mesafesi nasıl? Güzel. Evet çok güzel. Çok güzel. Üstten tam yavaşça şu kamerayı şunu üstten böyle göstersin bakın. Güzel güzel devam ediyor. 10 günlük bir domates. Cinsi evet, neydi efendim bunun? 64-38. Evet. Şöyle sıramızı gösterelim. Peki iklim 2020 yılında nasıl gidiyor? Şöyle şöyle i̇klim, bir gösterelim. İklim bu sene stresli bir iklim. Evet. Ya bir gün 27-28 derece sıcak oluyor. Ertesi gün 16-17 dereceye düşüyor. Yani evet, sıcak oldu mu strese sokuyor. Soğuk evet, oldu mu gene strese giriyor. Ama stresini evet, almış yani. Şu anda stresini alık. Evet. Şimdi tabii ki... Gelişmesi çok güzel. Stresi önler çünkü rekor evet, gübre. Bu konuda tamam iklim her ne kadar kötü olsa da biz de elimizden geldiği kadar ürünlerimizle bunu kesmeye çalışıyoruz. Evet. Peki efendim aynı zamanda burada ekim yaparken yapmadan önce rekor gelişim tarla ürünümüzü kullandınız. Topraktan. Evet, evet topraktan kullandık. Toprak düzenleme anlamında, toprak evet, ıslah anlamında kullandınız. Ne farklar görüyorsunuz daha şimdiden? Toprak çok homojen. Gevşek. Evet gevşek. Bunun üstüne yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Elle neresine kadar ellersin elle. Fark etmiyor. O kadar. Evet çok güzel. Şimdi zaten hasata yakın bir kirazınız var şu anda. Evet. Az kaldı. Onu da daha önce çektik çiçekleme döneminde. Evet. Ne gördük efendim? Yani kirazınızda nasıl sonuç aldınız? Mükemmel. Ne sağlıyor rekor gübre yaprak gübresi öncelikle? Stres. Stresi alıyor. Kalite, çiçeklenme, kalite, meyve tabii, tutumu. Tabii. Hepsi. Burada da yarın meyve tutumu göreceksiniz. Tabii. Görmeye çalışacaksınız. Tabii. Bu arada bu nedir derseniz bir gösterin bakayım. Bu nedir? Bu fide. Bu buraya diktiğimiz fidenin şeyi bu. Buna da sıkmıştınız. Tabii sıktık. 10 gündür de duruyor böyle yani. Evet 10 gündür duruyor. Su verdiniz buna? Yani işte bir sefer verdiysek. 10 gündür daha dikmeden önce. Daha ki fide değil, geldiğinde arızalı mıydı fideler ya da nasıldı? Yani fideleriniz kaç gün bekliyor? 15 gün yağmurun altında kaldı zaten. Fideler dışarıda. Hasarlandı tabii. Hasarlandı tabii. Hiç asıl en önemli konudan bahsetmiyorsunuz yani. Hiç. Hasarlandı. Hasarlı fide diktiniz yani. Tabii canım hasarlı fide. Bu hasarlıydı. Evet. Yağmurda kaldı ama.
Anladım. Soğuk stres oldu. Aynen o şekilde. Oldu, zıvır oldu yani. Anladım. Dolayısıyla da rekor gelişim ürünlerimizi hem kirazlarda hem domateslerde bütün kullandınız. Bütün bitkilerde. Domateslerde de kullandık. Kullandınız. Hepsi 35 dakika domatesiniz var. Evet. Evet. Fide konusundaki bu pratik olaya ne diyorsunuz? Yani üstler sıkma olayına. Pratik olay yani... Hiç o daha önce yaptığınız... Mükemmel. Mükemmel diyorsunuz. Mükemmel. Yani ekerken muhakkak tavsiye ediyorsunuz yani. Ya şimdi işçilik azalıyor. Onu 3 dakikada 5 dakikada yaparsın ama öbür öyle saatlerce bütün tarlayı gübreleme uğraşacaksın. Ha. Makine takacağım, fide kayıpları. Makine, fremiz hiç yok. Eskiden olur muydu? Evet. Diyorsunuz ne olurdu fide kayıpları mesela? Ya bazı yıla göre değişir. Bazen %10 olur, bazen %20 olur, ya bazen %2 olur. Hele peki böyle bozuk 15 gün dışarıda beklemiş, soğuk evet, çarpmış. Evet, biz ben korktum. Fide düşünürseniz kaç gün? Ben fideden korktuydum. Korktum diyorsunuz evet. Yani anladım ben sizi. Bundan sonra her 20-25 günde kullanmaya devam edeceksiniz. Evet, devam edeceğiz. Sezon sonuna kadar kullanmanızı tavsiye ediyoruz üstten. Güzel zaten, gelişim güzel. Evet, rekor gübre ürünlerini özellikle attığınız... İlaç benzeri şeyleri kullanırken de üstüne içine karıştırabilirsiniz. Ayrıca bir daha işçilik yapmanıza gerek yok. Ancak yüksek bakırlı ürünlerle birlikte karıştırıp atmayın. Bu tabii sadece ben domates için demiyorum. Her türlü bitki için konuşuyorum halde. O yüzden kullanımı çok kolaydır. Atımı çok kolaydır. Pratik. Pratik yani. Pratik. Durum böyle. Tavsiye ediyor musunuz? Herkese. Şu bahçemizi bir çekelim düzgünce. Bakın bahçemiz, herkese, şu herkese. Kirazlarımızı şöyle çekelim şöyle. Herkese. Herkese tavsiye ediyorsunuz. Peki yan bahçemizin sahibi de beğendi mi bahçeyi? Çok. Çok kendisi beğendi. Herhalde o da sipariş verecek galiba. Verecek. O da domatesi çok önce ekmiş o. O bir ay önce. Mart'ta marçlı ekti o. Bir buçuk ay önce marçlı ekmiş evet. Tabii. Marçlama yapmış naylonları evet. Evet alt tarafı. Tabii bütçe meselesi, imkan meselesi evet. Ayırıyorsunuz. Evet. Evet durum böyle. Bir de şunu soracağım ben. Kirazda kullandınız ya. Erkencilik sağlıyor mu kirazda? Evet. Çok erken. Erkencilik sağlıyor. En az bir hafta. Peki domateste de erkencilik alacağınızı biliyorsunuz. İnşallah. Olacak. Verim olacak. Kaliteyi sağlar rekor gübre ama diğer taraftan da erkencilik için özellikle. Evet erkencilik zaten bizim olmazsa olmaz. Domateste bizim, de evet. İlk balı çıkartan. Yani ilk çıkartan kamyon sorunu, nakliye sorunu olmuyor. Amale sorunu olmuyor. Zaten siz erkenci bölgedesiniz. Erkenci insektiniz. Evet. Amacınız da erkenci kaldırmak evet, yani. Hem amale problemi olmuyor. Hı-hı. Hem nakliye problemi olmuyor. Hı-hı. Hem fabrikalar hani dol... Kapasite dolmadan biz işi bitiriyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Ürünlerimizi de Bayındır Bayimiz Ferruh Bey'den aldınız. Evet. Kendilerine de desteklerinizi teşekkür ederim. Çok hayırlı hasatlar şimdiden. Sağ ol. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.